Neyse işte yediler, içtiler, elinize sağlık dediler. Afiyet olsun. Fatmagül canım, bak ben sana ne diyeceğim. Ne oldu abla? Akşam yemeğe gelsinler. Kadir abin diyor ki akşam bize yemeğe gelin diyor. Şey balık alacakmış. Alırım, alırım. Alırız. Ne dersin canım? Sorayım Kerim'e. Yani çok yorgunum demezse. Tamam tamam, konuşurum ben Kerim'le. Gelirsiniz. E tamam, salataları ben yapar getiririm. Hadi o halde akşama görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal canım. Siz de gelin, akşam oturup konuşuruz. Ya Rengin annesine gidecekmişiz ya. Kaç gündür atlatıyorum, artık kaçamadım, ne yapayım? Ya oğlum, damatlık böyle bir şey işte. Kızın suyuna gideceksin. Aslında yüz yüze konuşmak daha iyi değil mi Fatma Gül'e? Sen onu iyi düşündün. Ya şimdi söyleseydik akşama kadar kurar dururdu. Bence de. Ben de bir savcıyla falan görüşeyim yarın. Acaba dosyada yeni bir şey mi var? Bunlar neden korktular, heyecanlandılar böyle? Reşat Yaşaran niye buralara kadar kalktı geldi? Doğru, bizim bilmediğimiz bir şey var mı? Bakmak lazım. O zaman ben de gideyim Ömer'le, beni balıkçıya bıraksın. Tamam. Rahmi, size de alıyorum balık. Izgaralık bir balık. Ha, yok yok. Mukaddes şimdi evi kokutuyorsun falan der. İstemiyor evde. Ben yapar yollarım Murat'a. Sen al onlara da Kadir. Yok, vallahi zahmet etme. Şey yaparız, ben akşam bir uğrarım, hem Murat da halasını görmüş olur. Aa, ne iyi olur. Tamam, gelin. E tamam, harika. Var mı başka bir istediğin? Mangal kömürümüz var zaten. Fatma Gül de salataları yapacak. Tatlı al sen. Boş ver, boş ver. Onu da alma. Ben buradan hallederim. Bir şeyler getiririm. Hadi eyvallah o zaman. Hadi size kolay gelsin. Allah aşkına şu elini kullanma, tamam, tamam mı? Ha, bir şey taşıyayım deme. Tamam. Bak Ömer, sana da söylüyorum. Bu kahramanlık yapmasın, olur mu? Tamam. Duydun mu? Duydum, duydum. Hadi, hadi. Tamam. Hadi görüşürüz hayatım. Hadi hoşça kal. Güle güle. Yatas. Mama, saatin geldi canım. Hı? Afiyet olsun. Evimizi mi bekledin oğlum sen bütün gün? Ha, çok mu acıktın? Canım benim. Afiyet olsun. Merhaba. Çok özür dilerim Fatma Gül. Az önce sana selam veremedim. Evet, çok kırıldım. Ama onlar gibi düşündüğüm için değil. Yani babama falan haber verirler diye. Sana tembih ediyorlar değil mi onlarla konuşma diye? Vallahi çok utanıyorum ama. Yok, ben alıştım zaten insanların bize bulaşıcı hastalık gibi davranmasına. Özür dilerim, ne olur öyle söyleme. Yani seninle arada sırada da olsa konuşuyorduk. Ben başını çevirince içim cız etti. Arkadaş olabiliriz diye düşünüyordum. Ama ben arkadaş olmak istiyorum gerçekten. Hani mahallenin yaptıkları da doğru değil biliyorum ama işte. Tamam, üzme kendini. Ben seni de anlıyorum. Zamanla onlar da yanlış düşündüklerini fark edecekler. İnşallah, bakalım. Ben de isterim komşuluk etmek. Oturup bir kahve içmek, misafiri ağırlamak. Ben bir kahveni içerim. Yani hem bizimkiler de evde yok. Biraz vaktim var nasılsa. Olur, memnun olurum. Otursana. Nasıl içersin kahveni? Şekerli. Tamam. Hazır limonata var. Yanına vereyim mi? Olur. Hemen getiriyorum. Lodos mu senin adın? Ne tatlı şeysin sen. Bakayım. Maria. Ben kapıdan, siz bacadan. Neredesin lan sen? Evet, eve geldim tabii. Sen neredesin?
Başlarım sizin altın gününüzde de. Esma da seninle mi? Kimse yok evde. Çabuk toplan gel. Tamam Şükrü. İki dakikaya oradayım. Geliyorum canım. Tamam. Al şunu ayol. Boğazına dizdi adam. Yedirmedi, içirmedi. Sağ ol, yemediğim yer mi? Kız da gelmemiş daha. Alışverişe yollamıştım. Çıngar çıkacak. Hadi hoşça kal. Körüm taşı işte. Ay saymıyorum bunu bak. Ha, yengesi işte. Ya tanıştırayım mı? Aman yok yok. Bizden uzak olsunlar. Cehenneme direkt olsunlar. Ay kocası iyi adam ama bu biraz işte. İnsan dostun düşmanın sırtını dönünce tanırmış. Hiç utanmıyorsunuz değil mi tanımadığınız insanlar hakkında konuşmaya? Ay senden mi bahsediyoruz sandın? İlahi ben kapını açık görünce çağırayım istedim. Gazeteden okuduklarınıza inanmayacaksınız öyle. İnsanlar öyle değerlendirmeyeceksiniz. Ayıptır, günahtır ha. Eğer Fatma Gül yüzünden arkamdan fıs fıs konuşuyorsanız o olayın bir mağduru da benim biliyor musunuz? Evimden yurdumdan oldum ben. Bak dün ne güzel kendi evimde otururken şimdi kirada oturuyorum ne yazık ki. Ben bir şey demedim size. Vallahi ben de yanlış anlamış olabilirim de yukarıda Allah var. O eminim doğrusunu anlamıştır. Yani ne oldu şimdi? Vallahi ben zaten bıkmışım. Kan kusuyorum, kızılcık şerbeti içiyorum, yine susuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum ben. Ay bana baksana sen. Ya herkes ne derse desin, boş ver. Ne oluyor Nafia? Kız Nafia ne oluyor? Yok bir şey. Siz girin, geliyorum şimdi. Ben seni anladım Nafia Hanım. Ay öyle deme, ben üzülürüm şimdi. Hem ben seni de çağırmaya geldim ama kapın kapalıydı. Alışverişe çıkmıştım ben. İyi tamam, hadi şimdi gelen bütün komşular toplandık. Ya sen kendin susturursun ağızlarını ha? Yok, ben kimseyle uğraşamam. Kim ne isterse onun konusu. Üstelik benim için iyi söyleyen iyi olsun da... kötü söyleyen daha kötü olsun inşallah diyorum ben. Tamam yani sen bilirsin ama fikrini değiştirir. Sen gel tamam mı? Bakarız. Hadi iyi eğlenceler size. Ne oldu? Aman yok bir şey. Girin siz içeri tamam. Sanki ben bayılıyorum bunlarla yaşamaya. Bu evde tıkılıp kalmaya. Sen keyfini sür bakalım. Ben bunlarla uğraşayım. Hangi tek acı çeken o? Körler. Kız ağlama sen de. Ağlama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.